Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahlilde'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Evet, bilindiği gibi dün Halkların Demokratik Partisi Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya gitmek üzere bir demokrasi yürüyüşü başlatmıştı. Bu demokrasi yürüyüşü polis engelinde takıldı. Hakkari'de eş başkanlardan Mithat Sancar'ın olduğu gruba, partililere polis müdahale etti. Diğer taraftan Edirne'de de Pervin Buldan'ın olduğu partililere polis engellemesi gerçekleşti. Dünkü bu engellemeler sonunda, polis müdahaleleri sonunda da gözaltılar yaşandı. Gözaltılar dün akşam saatlerinde akşama doğru serbest bırakılırken HDP'nin yapmak istediği yürüyüş gerçekleştirilemedi. Bunu bugün Halkların Demokratik Partisi Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'la konuşacağız. Aynı zamanda hem bu yürüyüşü konuşacağız, hem de HDP'ye medyada uygulanan ambargoyu ve son bir hafta 10 gündür de HDP üzerinden medyada yürütülen kapatılsın kampanyasını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen şuradan başlayalım. Yani HDP'nin bu yürüyüşü yapması nasıl ortaya çıktı? Yani görünürde milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesi gözüküyor ama daha bunun alt metni var mıdır acaba? Tabii. Büyük kongre konferansımızı yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Kongre konferans sonrasında doğal olarak partinin önüne bir dizi görev konulmuş oldu. Haziran başında da bu yapmayı planladığımız çerçeveyi eş başkanlarımız bir tutum belgesi biçiminde zaten ifade etmişlerdi. Dolayısıyla aslında Halkların Demokratik Partisi bir siyasi kampanya başlatmaya karar vermişti. Hep birlikte şiarıyla başlayacak bir kampanyaydı bu. Fakat tabii 3 milletvekilimizin milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ortaya çıkan siyasi atmosfer bir anda bazı olguları daha öncelikli hale getirdi. Dolayısıyla biz darbelere karşı demokrasi yürüyüşü başlığı altında bu kampanyayı örgütlemiş olduk. Tabii hep birlikte şiarıyla birlikte ülkenin hem batı hem doğu tarafından, yani ülkemizin bütün sorunlarına sahip çıkıyoruz ve kendimizi çözüm iradesi olarak görüyoruz mesajını da vererek yürüyüşe başlatmış olduk. Evet, bu yürüyüşlerin yani iki taraftan, yani Hakkari ve Edirne'deki yürüyüşlere polis müdahaleleri gerçekleştirdi. Ya bunun gerekçesi de, yani siz nasıl düşünüyorsunuz? Koronavirüsünü engel olarak koydu hükümet. Yani vallahi bir zahiri tarafı var bu işin, bir batıri tarafı var. Deniyor ki koronavirüs sebebiyle bu işler böyle oluyor. Engellemelerin sebebi o. Hiçbir tutarlılık içermediği ortada. Zira eğer böyle bir risk varsa, örneğin AVM'leri niye açtınız? Evet. AVM'lerde insanlar tıkış tıkış alışveriş yapmaya zorlanıyor. Sanayi tesislerinin tümü çalışıyor. İşçi sınıfı bank başında dip dibe üretim yapıyor. Yani neredeyse hayatın bütün ayrıntıları sürerken bunu korona sebebiyle yasaklıyor olmanın anlaşılır bir tarafı yok. Açık bir hak ihlali var. Zaten bu konuda da gerekli çalışmaları komisyon olarak arkadaşlarımız yapacaklar. Anayasal olarak tanınmış bir hak, iktidar zoruyla gasp edilmiş durumda. Dolayısıyla hep konuşuyorduk, yani koronavirüs neye yol açar? Totalitarizm bunlardan biri midir diye. Evet. Kuşkusuz bu sınıflar mücadelesine bağlı olarak şekillenecek bir şeydir ama yani iktidarın niyetinin ne olduğu çok açık. Koronavirüs krizini bahane göstererek kendi siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal krizini, kendi sebep olduğu bu krizleri görmezden gelmemizi istiyor. Onun üzerine, onların üzerine virüs çalıyı da örtmeye çalışıyor. Dolayısıyla herkes kendi bildiğini yapıyor. İktidar bunu yasaklarken Halkların Demokratik Partisi tabii buna karşı direnecek. Peki şimdi dün, yani HDP'nin o yapmak istediği yürüyüşün Türkiye işte demokrasi tarihi açısından da farklı bir tarihsel önemi de vardı. Yani şuradan bunu bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de 3 yıl önce dün, yani
bir yürüyüş başlatmıştı adalet talebiyle. Yani Enis Berberoğlu'nun o zamanki CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması Kılıçdaroğlu'nu ve partileri Ankara'dan İstanbul'a getirmişti. Bir adalet yürüyüşü olmuştu. Dün biz gerek sosyal medyada gerek işte birçok TV kanalında medyada bunu çok gördük. Üçüncü yıl paylaşımları yapıldı. Adalet talebi dile getirildi. Ama şimdi tersine baktığımız zaman HDP de dün bir yürüyüş yapmak istedi. Yani dediğiniz gibi bunun alt metinleri de var. Adalet talebi vekilliklerin düşürülmesine karşı bir tepki. Yani doldurabilir bunu sizin de belirttiğiniz gibi. CHP'den ben birkaç milletvekili dışında böyle çok fazla bir destek de gelmedi. Yani bunu nasıl yorumlarsınız? Evet. Yerellerde CHP tabanı oldukça ilgili ve partisini de bu konuda, partisinin merkez yönetiminde bu konuda eleştiriyor. Bunu açık bir şekilde ifade etmek lazım. Bir demokratik ittifak yapılacaksa bu tür işlerde iktidara karşı tutum takınırken yan yana olmanın önemine taban vurmuyor. Fakat biliyorsunuz tek bir tane CHP yok. Muhtelif CHP'ler var ne yazık ki. Evet. Yönetim kademesinde bir takım insanlar da çeşitli sahiplerle bunun uygun olmadığını ifade ediyorlar. Oysa iktidarın bu kadar gerçekten zayıfladığı bir dönemde muhalefet bu kadar basit bir eylem, etkinlik ve organizasyonda dahi yan yana gelme basiretini gösteremiyorsa belli ki direkt olmasa da, bilinçli olmasa da dolaylı olarak iktidarın ömrünü ömür katmış oluyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısındaki doğru görmüyorum ifadesini doğru görmüyorum. Bunun doğru bir siyasi tespit olduğu kanısında değilim. Artık siyaseti sonuç alıcı bir zaviyeden üretmemiz gerekti. Ve iktidarın krizini, yaşamakta olduğu kriz göz önünde bulundurarak Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretmemiz gerekti. Aslında muhalefet burada ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım insan diyor ki, ya bunlar nasıl olsa gidecekler, sokağa çıkmanın gereği yok. Bir kısım da diyor ki ya sokağa çıkıp da ne yapacaksın? Bak büyük bir baskı var, saldırı var. Halkların Demokratik Partisi bu noktada da üçüncü yolu ifade etmiş ve işaret etmiş durumda. Yani hiçbir iktidarın kendiliğinden gideceğini ifade etmek lazım. Ne de iktidar baskısının her şeye kadir olduğunu düşünmek lazım. Siyasi partilerin, muhalif siyasi partilerin vazifesi başlamış olan bu kriz sürecinde iktidarın artık tarihin çöp sepetine deyim yerindeyse gitmesinin tarihsel olanaklarını hazırlamak olmalıdır. Tarihsel ve siyasal imkanlarını hazırlamak olmalıdır. Bunun için meşru mücadele yöntemlerinin tümünü kullanması gerekir. Ama çeşitli sahiplerle doğru görmüyorsa bu demektir ki bu konuda sonuç alıcı olmak niyetinde değil. Yalnızca siyasi partilerin bu süreci seçimlere bırakmış olması, oy sandığına bırakmış olması, aynı zamanda oy sandığını iktidarın her türlü manipülasyonuna da açık hale getiriyor. Toplumsal muhalefet ve demokrasi denen şey daha doğrusu yalnızca sandık değildir, aynı zamanda protesto hakkıdır, aynı zamanda sokakta olmaktır, aynı zamanda meşru yol ve yöntemlerle iktidarı devirmeye çalışmaktır, iktidarın gitmesini sağlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla hal böyleyken bu tutumun çok ön açıcı bir tutum olduğunu düşünmüyorum ve doğrusunu isterseniz CHP tabanı CHP'nin merkezinden daha ileri bir siyasi anlayışa ve basirete sahip olduğunu ifade etmek lazım. Peki buradan hemen kapatma konusuna gelmek istiyorum. Yani son bir hafta 10 gündür daha çok Aydınlık grubunun önderliğinde, tırnak içerisinde söylüyorum, Perinçekçilerin önderliğinde bir kapatma söylemleri var. Aydınlık da bunu geçtiğimiz günlerde manşete de çıkardı. HDP kapatılsın dedi. Dikkat çeken şeylerden biri de yani geçmişte AKP kapatılsın diyen birçok kişinin de aslında şimdi HDP kapatılsın demesi. Yani bu kapatma durumlarını nasıl yorumluyorsunuz? Böyle yani kapatılırsa nasıl bir atmosfer olur? Ki ben galiba onun çok az bir ihtimal olduğunu da düşünüyorum da.
Yani şimdi parti kapatmanın muhtelif zorlukları var. İktidar şu ana kadar parti kapatmaya çok fazla tevessül etmedi. Zorluk derken tabii iktidar açısından da maliyetinden de bahsediyorum aynı zamanda. Evet, evet. Siyasi faturasından bahsediyorum. Çünkü bizim sürdürücüsü olduğumuz siyasi gelenek şimdiye kadar defaatle partileri kapatıldı. Hem sosyalist hareket için bu böyle, hem Kürt siyasi hareketi açısından bu böyle. Şimdiye kadar kapatıldı ama her defasında bu siyasi alternatif daha güçlenerek, daha ciddi bir toplumsal ve siyasal hareket haline dönüşerek tekrar geldi. Kapatmanın üretebileceği o anlamda, yani iktidarını sürdürmesini sağlamak açısından herhangi bir faydası elbette olmayacak. Fakat tabii bugün kapatılma tartışmaları varsa ve bu adını andığınız lüzumsuz zevatın kampanyasına ilişkin iktidardan da biz parti kapatmalara karşıyız diye bir cevap gelmiyorsa bunu şöyle yorumlamak gerekli. İktidar AKP-MHP bloğu kendi varlıklarının önünde en büyük engel ve tehlike olarak Halkların Demokratik Partisi'nin gücünü görüyor, örgütlüğünü görüyor, siyasi temsilini görüyor. Dolayısıyla öyle bir zavallılık yaşanıyor ki bir zamanlar parti kapatmak artık biz bu tarihe gömülmüştür diyenler bile bu konuda çıkıp bir tutum sergileyemiyorlar. Çünkü Halkların Demokratik Partisi'ne karşı ciddi bir şeytanlaştırma ve düşmanlaştırma siyaseti güdülüyor. Bu parti kapatmayı dahi göze alabilecekleri bir noktaya ulaşmış durumda. Yapabilirler mi? Mümkün değil denemez. Evet, bunu da deneyebilirler. Ama sonuçta bu iki kesimin toplumsal rıza üretme mekanizmalarının artık tıkandığını, toplumsal rıza üretemez hale geldiklerini ve rıza üretemedikleri noktada da çıplak siyasi zoru, asker polis zorunun daha fazla egemen kıldıklarını göz önünde tutarsak eğer, parti kapatmaların da siyaseten bunlara hiçbir fayda sağlamayacağını, tam tersine içinde olduğumuz hakların kardeşliğini temel alan siyasi alternatifin çok daha güçlü bir biçimde siyaset arenasında var olacağını ifade etmek gerekiyor. Peki buradan da şimdi bu HDP kapatılsın tartışmaları işte konuşuluyor, ediliyor, sürüyor. Yine medyada biz yine özellikle de bir 10-15 gündür böyle HDP çok tartışılır hale geldi. Yani gerek bu demokrasi yürüyüşü, gerek bu parti kapatma konusu olsun, gerek Başak Demirtaş'a sosyal medyadan yapılan çirkin saldırılar, tacizler olsun. Böyle medyada konuşuluyor işte. Televizyonu açıyoruz, ismini vermeyelim, bir kanal HDP'yi tartışıyor ama bir tane HDP'li yok. Yine dün de bununla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Yani Habertürk'te Didem Aslan'ın sunduğu bir programda bir hukukçu, yani tam HDP'yi tartışıyoruz ama neden burada HDP'li biri yok demesi üzerine programı sunan sunucu, programcı, gazeteci, yani burası bir özel kurum, yani HDP'yi çağırmak bir tercihtir diyor. Yani ve buradan şunu da anlayabiliyoruz. Yani HDP'ye ciddi anlamda bir medya ambargosu var. Çünkü siz hiçbir şekilde sizin hakkınızda konuşulan şeyleri o ekranlara çıkıp söz hakkı alamıyorsunuz. Bu ambargoyu nasıl değerlendirirsiniz? O HDP'yi çağırmak tercih midir? Tartışılır. Eğer adı geçen sunucu basın etiği kavramını bir tercih olarak görüyorsa, öyle görüyor. Yani, eğer basın etiği özel basın kuruluşu ya da kamu kuruluşu diye ayrılıyorsa ve izafi bir basın etiği diye bir şey söz konusuysa, evet, o zaman bir tercih olabilir. HDP'yi çağırmak tercih falan değildir. Objektif gazeteciliğin olmazsa olmazıdır. Basın etiğinin olmazsa olmazıdır. Şimdi bu laf mı yani? Tercihmiş. Bir de yani her şeyi bir kenara bırakın. Şimdi bu yürüyüşten ne murad ediliyor diye orada HDP ile uzak yakın alakası olmayan bir ton insan fikir ifade ediyor. Sorun kardeşim, bir tane HDP'liyi çağırın, ya deyin siz bu şeyden ne murad ediyorsunuz, bu yürüyüşten muradınız nedir, size en güzel, en veciz biçimde anlatsın. Yani bu artık basının iktidar tarafından zapturapt altına alınmasının galiba son noktalarından bir tanesi.
Yani basın zapturapt altına alınır. Aslında bunlar hoşnut değildir. Şikayet eder ama bunu çok ayan beyan basın kuruluşlarında, örneğin televizyonda ya da gazetede ifade edemeyebilir. Fakat şimdi bu gazetecinin, sözünü ettiğiniz gazetecinin Didem Aslan'dı galiba. Evet, evet. Bunu böyle ifade etmesi artık gönüllü bir silahşörlüğe soyunduklarının göstergesidir. Yani artık basın etiğinin ihlali gazetecinin zihninde kurumsallaşmış durumda. Dışarıdan zorla bir dayatmadan öte bir gazeteci çıkıp bunu kardeşim ne yapalım bu bizim tercihimizdir diyebilecek noktaya geliyorsa AKP'nin bu meseleyi, bu alanı zapturat altına almak için başka bir şey yapmasına, başka mekanizmalar oluşturmasına, başka dolaplar çevirmesine gerek yok. Zaten o cezaevini, o yasaklamayı o gazetecinin zihninde kurtulma kabul edilebilir şey değildir ve emin olun bu devran dönecek. Çok da fazla zaman kalmadı. Herkes bence kendisini ona göre ayarlamalı. Bu devran döndüğünde bu insanların gazeteci diye kimse yüzüne bakmayacak. Ama bir de sizin gibi objektif yayıncılık yapan, bunun bedelini ödeyenler var. İşte basın etiği denildiğinde sizin gibi insanlar herkesin aklına gelecek. Şu anda bunlar çok parlatılıyor olabilir ama 3 günlük ömürleri kaldı. Bunları bilerek yapmalılar yayınlarını. Çok da tepki çekti zaten dünkü açıklama. Ben evet, aslında evet. Bu genel bir ambargoyu konuşacaktım ama yani dünkü o programa baktığımız zaman o yani tek bir cümlede o kadar net bir şey çıktı ki ortaya. Yani hem iktidar baskısından kaynaklı, ben de şöyle okuyorum mevzuyu. Yani tamam bir iktidar baskısı var, ondan kaynaklı HDP çıkamıyor. Yani insanın istifade etmemesi artık kendisine bağlı bir durum ama yani daha çok biraz da böyle patronsal bir durum, parasal bir durumdan da kaynaklı geldi böyle. Yani çok enteresan geldi yani bunun böyle işte bir tercih meselesi, zamanında da HDP'ler buraya çıkmıştı demesi. Zaten birçok gazeteci de bunu net bir şekilde eleştirdi. Yani bir savunma yapayım derken batırdılar yani. Meslek etiği kavramı vardı da meslek etiğinin ilkeleri vardır. Mesela bizim meslekte de tıp etiği de böyledir. Yani şöyle bir şey diyebilir miyim ben ya bir hekim olarak? Ya ben örneğin şu boyda, şu deri renginde, şuradan gelmiş insanla tedavi etmiyorum kardeşim. Bu benim tercihimdir diyebilir miyim yani? Bu, evet, bu kadar basit aslında. Bu ahlaki değerlerin alt üst etmektir. Aynı o gazetecinin ettiği gibi. Kabul edilebilir değil gerçekten. Evet, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Doktor Rıdvan Turan da, HDP Mersin Milletvekili Doktor Rıdvan Turan da HDP'nin demokrasi yürüyüşünü ve medyada uygulanan ambargo ve kapatma iddialarını kendisiyle konuştuk bugün son tahlilde de. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.